Bu sisteme 100 watt güneş paneliyle başladım. 2019 yılında 18 tane güneş paneline çıktık. Test ve kabul işlemlerini takriben 3 ay içinde üretime başladık. Sistemde 18 adet güneş paneli var. Sistemin kurulu gücü 5 kW civarında. Maksimum güçte yaklaşık 36 kW günlük elektrik üretiyoruz. Bugüne kadar 3 sene içinde 18 bin kW'dan fazla elektrik üretip ekonomiye kazandırdık. Sistemde üretilen elektriğin %30'u yaklaşık %30'unu evde kullanıyoruz. Bunun yaklaşık geri kalanı %70'i şebekeye dağıtım firmasına satılıyor. Yılın 10 ayında üretimim tüketimi karşıladığı için hatta daha fazlası çıktığı için dağıtım şirketinden ödeme alıyoruz. Sadece Aralık ve Ocak ayında üretim yeterli olmadığı için tüketim faturası geliyor bana. O da zaten çok az bir miktarda geliyor. 2019 yılında bu sistem bana yaklaşık 8000 dolara mal oldu. Hibrit sistem olduğu için hem akülü hem on grid olduğu için. Bunun yaklaşık amortisman süresi 10-11 sene civarında. Dileyen akülü sistem kurmazsa, eğer bu şekilde on grid kurarsa, bunun yaklaşık amortisman süresi 6 ya da 7 sene civarında sürüyor. 2022 elektrik tarifeleriyle birlikte yaklaşık kar oranı 8000 TL civarında. Günümüzde enerji fiyatlarının arttığı dönemde evinin ya da apartmanın çatısı müsait olan herkese bu sistemi öneriyorum. Proje aşamasında öncelikle bir mühendislik firmasıyla anlaşma yapıyoruz. Çağrı mektubunu aldıktan sonra proje çiziliyor. Takriben dediğim gibi 2-3 ay içerisinde bu işlemler tamamlanıyor. Dağıtım firması test ve kabul işlemlerini tamamlıyor. Ardından çift taraflı sayaçla hem tüketim hem üretim verileri alınacak şekilde bir sayaç ekleniyor sisteme ve bu şekilde devreye alınıyor. Sistemin uzaktan yönetim paneli var. Buradan anlık tüketim, üretim, aylık üretim tüm verileri anında kontrol edebiliyoruz. Ayrıca bu sistem, bendeki sistem UPS'li olduğu için ve akülü olduğu için elektrik kesintilerinden de etkilenmiyorum hiç. Şu an kurulu olan 4 aküyle birlikte sistem elektrik kesintisinde yaklaşık 10 saat kendi kendini idare edebiliyor.